Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Bu bir alışveriş videosudur. Bizler şimdi alışverişten geldik. İki tane Alman marketine gittik. Bir de Türk marketinden alışverişimizi yaptık. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Kamerayı buraya ayarlayasaya kadar bayağı bir uğraştım. En sonunda mikrovelin üstüne koydum ve görüntü açı çok güzel. Şimdiden sizlere iyi seyirler arkadaşlar. Videolarımızın devamı için beğenileri, like'ları unutmayalım. Bir de yorum yazarsak video içeriği hakkında çok sevinirim. Ücretsiz bir şekilde de abone olabilirsiniz. Şimdi ilk önce de karışık gideceğim arkadaşlar. Torbalar hep karışık doldu. Şöyle bir tane maydanoz aldım. Torbasından hiç çıkarmayayım. Şöyle camın üzerine koyayım. Bir tane maydanoz, şöyle erik aldım. Arkadaşlar bu kadar eriğe 3 euro verdim ya da 3,99 olması lazım. Yalnız büyük erikler güzel ama nereden geldiğini bilmiyorum. Üzerinde etiketi yok. Türkiye'den mi, Marokko'dan mı bilemiyorum. Şöyle bir tane biber aldım. Bir paket 400 gram sivri biber. Evde vardı biberim, o yüzden çok almaya gerek yoktu. Bir tane şöyle salam aldım. Bunu açtım. Şurada da bir adet simit ve şöyle baget ekmeğim var. Onu yine torbayla şuraya koyayım. Bir de arkadaşlar Türk marketinden şöyle karpuz aldık. Onu güzel poşetledik. Burada böyle kesik halde satılıyor. İstiyorsanız tüm de alıyorsunuz. Veya böyle kestiriyorsunuz. Yarım, çeyrek ne istiyorsanız onu veriyorlar. Şöyle güzel kayısı aldım. İspanya'dan geliyormuş. Şöyle. Çok güzel yalnız. Ama baktım yumuşak değil arkadaşlar. Güzel, sert. 2,99'du. Şalesi 1 kilo mu? Evet, 1 kiloymuş. Şöyle 2 paket mantar aldım. Bu renk, kahverengi mantarları çok seviyorum. Bunları doğradığım zaman arkadaşlar et gibi kalıyor. Hani şey olmuyor, sönmüyor ama diğer kültür mantarı şey oluyor, yok oluyor. Bunlar ama güzel. Yemeklerde böyle parçaları büyük kalıyor. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Şöyle bir adet limon aldık. Bir file limon aldım. Devamını bulamıyorum arkadaşlar. Esasında 2 paket makarna aldım. Evet, devamı burada. Şöyle 2 paket makarna aldım. Bunlar Kaufland'ıydı. Burada yine yer kalmayacak. Şöyle koyayım. Şöyle kırmızı kapya biber aldım. Bunu kısıra doğruyorum. Çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Şöyle 2 adet salatalık aldık. Ama devamı var arkadaşlar. Kaufland'dan da aldım. Diğer Alman marketinden de aldım. Karışık bir şekilde. Şöyle balık köftesi aldım. Bunlar buzluğa koyulacak. 2 paket. Şöyle yassı şeftali aldım. Bu da 2,99'du. Şalesi 1 kilo. Bir tane şöyle güzel kavun aldım. Bu kavunlar çok güzel kokuyor. Bunların şekersiz yani tatsız çıkması mümkün değil arkadaşlar. Tatlı ve çok güzel ve kokulu bir kavun. Çok seviyorum. Hatta şimdiden bile kokuyor. Bir tane şöyle kahve sütü almış İbo. Şöyle paneli balıklar aldım. Şimdi hemen tüketiriz diye. Şöyle şey aldım arkadaşlar. Esasında bundan maru daha var ama çıkmadı. Bir tane daha salatalık. Dediğim gibi karışık aldım hep.
şöyle taze fasulye aldım. Bu da Kaufland'daydı. Güzel, hoşuma gitti. Bu da İspanya'dan geliyormuş. Bir de şöyle buzluk için hazır. Tabaya atıyorsun, hemen şimşak çeviriyorsun. Sebzeler arkadaşlar. Mantar, brokoli, kabak, domates. Birazcık da şey varmış içinde, zeytin. Şöyle bir de hazır pizza aldım. Bunları buzluğa koyuyorum arkadaşlar. Çocuklar ansızın geliyorlar, acıktık diye. Bunlar iyi oluyor. Buzluktan hemen çıkartıp yapıyorlar. Çok büyük kurtarıcı. Şöyle balığı da koyayım içine. Çünkü onlar hep soğuk ya. İyi oluyor, soğukta kalsın. Bir tane tost ekmeği illaki olmazsa olmazımız. Olması lazım. Şöyle iki kutu yumurta aldım arkadaşlar. 10'ar tane var içerisinde. Şöyle radisyen, küçük turp aldım. Bunlar da çok güzeldi. Yani taze, daha tarladan yeni gelmiş. Bir tane sirke aldım. Evde var yarım sirke. O sirkeyi lavaboya dökeceğim karbonatla. İnşallah sizinle de paylaşırım. Bunu da eve öyle yedek aldım. Yedek kalsın evde. Sarımsak arkadaşlar. Sarımsak evde böyle filenin içinde 3 ya da 4 tane vardı. Hepsini çöpe attım. Çünkü sarımsak durduk yere arkadaşlar, dışı böyle sünger gibi, hani dışını temizliyorum kabuğunu, içi sünger gibi, sarımsağın iki kat oldu, öyle söyleyeyim. Sarımsağın bir dışı var, bir de içi var. Dışı süngerimsi oldu, böyle mantar gibi oldu. İçinden küçük bir parça daha çıkıyor ve ben de onu öyle yemeklere doğramayı sevmiyorum. Hepsini çöpe attım. Hangi markete de girdiysem sarımsakların hiçbiri hoşuma gitmedi. Bakayım, böyle bir sarımsak aldım ben. Bunu ben Şadik annede görmüştüm. Tek sarımsak arkadaşlar. Böyle kuru soğan gibi soyuyorsun ve diş yok. Tek kafa sarımsak mı ne deniyor buna bilmiyorum. Baş sarımsak mı deniliyor? Bunu aldım, bir deneyeceğim. Katı da yok, yumuşak da değil. Hani denedim, diğer sarımsaklara baktım, yumuşaktı, kötüydü. O yüzden bunu bir deneyeyim dedim. Camı örteyim, bütün sokak benim sesimi duyuyor. Videoda ses çıksın diye. Bunu bir deneyeceğim. Böyle kırmızı alaca renkleri de var. Bakalım, inşallah güzeldir arkadaşlar sarımsak. Şöyle ekmek almışım. Şu dilim. İçi çekirdekli, yulaflı, buğdaylı. Yine ekmek almışım. Ekmeği biraz bol aldım arkadaşlar. Çünkü hava sıcak. Çocuklar yemek fazla yemiyorlar. Hep böyle atıştırmalık şeyler istiyorlar. O yüzden böyle ekmek çeşitleri aldım. Üzerlerine bir şeyler koyup tüketiyorlar. Bir de hafta içi yanlarına yapıyorum. İyi oluyor. Ev ekmeksiz olmuyor. İllaki gerekiyor. Şöyle bir tane de iceberg aldım. Onlara işe giderken sandviç yapayım diye. Aklımda kısır var aslında. Kısır yapmak istiyorum ama nasip. Şöyle iki çuval soğan aldım. Soğanlar çok güzel yalnız. Bir çuvalı da bunun içinde. Daha alacaktım ama koyacak yerim yok arkadaşlar. Nereye koyacağımı bilmiyorum. Alsam iyi olur aslında. Ben soğanı çok kullanıyorum. Evet, bir tane iceberg'de bu şey marul buradan çıktı. Domates aldım. Hemen şöyle kabına dökeyim ben bunu. Domatesleri bilerek yeşil alıyorum arkadaşlar. Hafif yeşil. Çok kırmızı değil.
Bunu ben camın üstüne koyuyorum. Burada kendi kendine olgunlaşıyor. Bundan önce çok olmuş almıştım. 2 gün içinde yumuşadı domates, güneş olduğu için. Ama böyle hafif yeşilimsi alıyorum ve durduk yerde güzelce yumuşuyor ve şey oluyor. Rengi kızarıyor. Dışarı koymamı da siz önerdiniz. Eğer ki buzdolabında siz de muhafaza ediyorsanız arkadaşlar, buzdolabında muhafaza edenler için söylüyorum. Benim takipçilerim beni uyardı. Emine dedi domates buzdolabına koyulmaz. Cidden de arkadaşlar buzdolabında tadı değişiyor ama dışarıda camın üstünde tutuyorum. Mükemmel. Esasında tadını bilmiyorum. Ben domates yemiyorum ama buzdolabında çocukların da hani eşimi de dediğine göre tadı değişiyor ama dışarıda olduğu zaman domates daha bir olgunlaşıyormuş. Bunu da tavsiye ediyorum. Bir deneyin. Gölge olsa daha iyi ama benim nereye koyacağımı bilmiyorum. Bir tek şu camın üstü boş, mikrovelinin yanı. Mecburen oraya koyuyorum. Orası da azıcık güneş alıyor. Güneş alıyor, azıcık demeyeyim. Ama idare ediyor. Şöyle muz aldık. Bir tane daha salatalık çıktı. Şimdi dediğim gibi hava sıcak arkadaşlar. Sofralara böyle doğruyorum. İyi oluyor. Serin diyor çocuklar. Şöyle çubuklu portakal suları almışım. İş yerine falan koyuyorum arkadaşlar çocuklara. Pratik oluyor. Hemen içip atıyorlar. Ara sıra kakao da alıyorum. Öyle karışık koyuyorum. Şöyle 2 paket süt aldım. Kartonla almadım artık. Sütüm yok. Ama bittikçe alacağım. Çünkü havalar sıcak arkadaşlar. Hava ısındığı için de süt bozulur diye korkuyorum. Buzdolabında da muhafaza edemiyorum. O yüzden 2-2, 3-3 alıp idare edeceğim. Şöyle taze soğan aldım. O da poşetinden çıkmış. Evet, bu poşet de bitti. Şimdi bu kaldı. Bu da aspiratör için arkadaşlar. İbo filtre, aspiratör için filtre gelince inşallah değiştirecek aspiratörümüzün filtresini. Onu aldık. Bez parçası yani. Böyle arkadaşlar, alışverişten yeni geldik. Daha üzerimi çıkarmadım. Ellerimi bile yıkamadım. Direkt dedim ki şu alışverişlerimi göstereyim. Hemen buzluk eşyalarımı da buzluğa atayım. Şuraları toparlayayım. Videomu da paylaşayım istedim. Sonra saçımı açıyorum. Üzerimi değişiyorum arkadaşlar. Bir daha kamera arkası yapmak zorunda kalıyorum. Çünkü bir daha şu başörtüyü takmak bana zor geliyor. O yüzden dedim böyle kıyafetlerim de üzerimdeyken ev kıyafeti çekmeden üzerime bu halimle bir sizlere bu alışveriş videosunu paylaşayım istedim. İnşallah fikir amaçlı olmuştur. Şimdi İbo'yu bekliyorum. İbo gelsin. O gelesiye kadar ben bunları bir yerleştireyim. O geldikten sonra da akşam yemeği yapacağız. Arkadaşlar ne yapacağımı bilmiyorum. Esasında balık aldım. Paneli balık gösterdim ya, onu kızartayım diyorum. Yanına mantar sos, bir salata, böyle serin yemekler, patates püresi, öyle şeyler yapayım diyorum ama bilemedim. Karpuz keseyim diyorum. Karpuzu hiç buzdolabına koymayayım. Karpuzu böyle buzdolabında değil de dışarıda kaldığı zaman sıcak tüketmeyi çok seviyorum ben. Sıcak olacak. Buzdolabında da seviyorum ama soğuk halinde, ama dışarıda kaldığımı daha çok seviyorum. Böyle karpuz kokusu geliyor. Daha hoş oluyor. Öyle yani arkadaşlar. Buraları ben yavaş yavaş toparlayayım. Videomu da burada kapatayım. İnşallah fikir amaçlı olmuştur. İnşallah severek, beğenerek, büyük bir keyifle izlediğiniz bir alışveriş videosu olmuştur. Bende ne gördüyseniz Rabbim sizlere 1000 katını nasip etsin. Alamayan arkadaşlarıma, alamayan Müslüman kardeşlerime de inşallah Rabbim almayı nasip etsin. Alma kolaylığı nasip etsin. Rabbim herkese helalinden bol kazançlar versin. İnşallah sofralarımıza Halil İbrahim bereketi inşallah. Böyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir başka videomuzda tekrardan görüşmek üzere.
Hoşça kalın arkadaşlar.